Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve'fu anna ya kerim ve ğfir lana ya rahim ve tub aleyna ya tevvaber rahim. Es salatu ves selam aleyke ya nur arşillah. Allahumme salli. Es salatu ves selam aleyke ya خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الزمان مدد يا سلطان پیرم efendim مدد يا سلطان ناظم دستور bize lazım olan ikram buyurunuz efendimiz ikram buyurunuz tenezzül buyurunuz. Ezbere konuşmak, bayat ekmek yemek gibidir. Ezbere konuştuğun zaman dersin sen ezbere konuşuyorsun ya diye. Çok şükür Allah'a kaç zamandır bu sohbetleri yaparız. Daha ezbere bir gün konuşturmadı. Besmele çekip sohbete başladığımda ben de ne konuşacağımı bilmiyordum. Bana taze taze şeyhim gönderiyor. Fırından sıcak. Ekmeğin sıcağı makbuldür Selvet abi. Soğuğu, bayatı, iyidir de pek talep görmez. Sıcak abi olmaz mı? Herkes sıcağı ister ya. Değil mi? Taze lavaş olacak. Ha, sıcak. Sabah sabah gidersin bu fırının önünde sıcak. Ertesi gün ekmeğini alayım desen, faydalı desen bile ne derim. Abi, ucuz veriyor hadi. Oradaki sohbetin bayatı olur mu? Olur olur. Nasıl? Kitaptan ezberlersin, gelir konuşursun. O bayat sohbettir o. Soğumuş. Fakat hala hazır cemaate ya Rabbi, ey sultanım, kalplerine göre gönder dediğin zaman her insanın kalbine ayrı sohbet gönderir. Konuşan burada bizizdir ya, şeyhimizdir aslında konuşan. Konuşturana bak. Konuşana değil, konuşturana derler. Onun için Şeyh Hazretlerinden medet dileriz ki sohbette hazır olan cemaatin ihtiyacına göre bize göndersin. Nur göndersin. İlahi efendim okyanuslarından ihtiyacımıza göre göndersin. Öbür türlü kitabı okumuşum. Bu da çok kitap okumuş mesela Sami. Benim kadar okumamışım yani. Dediğin her kitaba bak. Oku ben de biliyorum değil mi? Okudum. Okumadığım kitap kalmadı bu memlekette. Tersinden yönünden. Komünistin yazdığı, kapitalistin yazdığı. Fenden coğrafyaya, coğrafyadan tarihe, tarihten ekonomiye. Okur mu? Ama önemli olan bilebilmek. Ben de hepsini okuyorum ama hangi kaynak, doğru kaynak? İkincisi bilmek. Okuduğumu yerleştirebilmek. Olay bu deyip teşhisini koyabilmek. O da Şeyh Hazretlerinin sayesinde o teşhis şeyim vardır şükür kabiliyetim. Efendimiz'e salatla başladık. Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Efendimiz bizim gözümüzün nuru, varlık sebebimiz. Ümmeti Muhammed'den olan bir kimse dakika saniye bir göz açıp kapayıncaya kadar Efendimiz'e olan muhabbetinden ayrı kalmamalı. İsmini hatırlamalı. Devamlı sevgisini yad etmeli gönlünde. Peygamber Efendimiz'e o kadar muhtacız ve o kadar borçluyuz. Medyunuz ona biz. Medyun ne? Borçlu demek. Medyun sana diye söylerler ya. Onun manasını okuyan da bilmiyor. Medyun borç demek. Deyin borç. Duyun-u umumiye. Medyum. Mesela herkes duyun-u umumiyi bilirsin. Osmanlı Borçlar İdaresi. Duyun borç. Deyin, medyun borçlu olan demek. Deyin borcun tekili. Türkçe dil dersi de görmüş olduk mesela. Söyleriz ki insanlar unutulmuş kelimeleri anlasınlar. Deyin borç demek. Duyun borçlar demek. Medyun borçlu demek. Medyum değil. Medyun. Ne ile? Biz Efendimiz'e medyunuz. Ödeyemeyecek kadar medyunuz hakkını. Efendimiz'in biz varlıklar üzerindeki hakkı
o kadar fazladır ki neyimizi versek, ömrümüz boyunca adını sayıklasak yine de şükranımızı yerine getirebilmiş değiliz. Biz kütük kadar Efendimiz'i sevemiyoruz. Kütük kütük. Kütük. Efendimiz'in sevgisinden mahrum kalma paşa. Başka şeye gönül verme. Resulullah Efendimiz'in aşkı bütün hücrelerimizi kaplamalı. Onun aşkı bizim gönlümüzde yer tuttuğu zaman bütün hücrelerimize, kıllarımıza kadar, tüylerimize kadar intikal etti mi dert kalmaz o zaman. Vücuduna dert yerleşmez. Sıkıntı yerleşmez, keder yerleşmez. Resulullah'ın aşkı var orada der. Dolu bardağa bir şey girmediği gibi. Doluysa başka bir kimse gelip ona bir şey de dolduramaz dolu bardağı. Bu boş yalnız. Doldur bir şey yok. Bak bu dolu, buna bir şey katamıyorsun. Gel bunu Allah'ın aşkı, Resulullah'ın aşkıya doldur. Kütük dedim ya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri uzunca müddet kütüğe dayanarak hutbe okudu. Hurma kütüğüne. Sahabeden birisi, efendim dedi, benim marangoz işinden anlayan bir kölem var. Ona size üç basamaklı dedi bir şey yaptırdım, minber. Onun üstüne çıkarsanız bütün sahabeler, cemaat sizin cemali şerifinizi ve saadetinizi görür de mutlu olurlar. Böyle herkes göremiyor. Peki dedi Efendimiz. Bir cumada onu kullandı. Üç basamaklı. Üçüncü basamağa çıkınca Efendimizin yüzünü herkes gördü ve herkes çok mutlu oldu. Fakat bir inilti kapladı şeyi, Mescid-i Nebi'yi. Bir inilti kapladı. Yahu bu nereden geliyor? Çocuk inildemesi, bir zırıldaması gibi aynı. Ara 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 yok. Efendimiz dedi ki bir dakika. Bütün sahabe gördü onu. Hurma kütüğü ağlamaya başladı. Hurma kütüğü ağlamaya başladı Harun. Dedi ki ne var yahu? Şikayetin ne? Cevap verdi. Bütün sahabe de gördü bunu. Duydu, gördü. Ya Resulallah dedi. Senin o mübarek vücudun bana dokunuyordu. Ben senin sıcaklığını hissediyordum yahu. Senin nurundan istifade ediyordum. Sana inen nurdan, bereketten, rahmetten ben de istifade ediyordum. Ben ki sen varsın diye varım. Sen yaratıldığın için ben yaratıldım. Ne olurdu bana dayanarak okusaydın? Kuru hurma kütüğü bu. Hurma kütükleri burada görürsünüz. Palmiye hurma kütüğü. Kuru, kupkuru. Ağladı. Binlerce sahabe de aynı söz işitti, iniltiyi. Çocuk inlemesi gibi. Efendimiz dedi ki, yahu üzülme. İstersen gel seni şuraya dikeyim. Yeşilliğin ve meyvelerin kıyamete kadar devam etsin. Kıyamete kadar yaşa, kurumadan. İster misin dedi. Kıyamete kadar yemyeşil kal ve sürekli meyvelerin olursun. Bir mucize ağaç. İster misin? Başka teklifin yok mu ya Resulallah? İkinci teklifim şu. Gel seni şuraya minberin altına gömeyim. Kıyamette benimle beraber ol. Hangi teklifimi istersin? Ya Resulallah beni göm. Cennette seninle beraber olmak şereflerin en büyüğüdür. Beni göm dedi ya. Beni buraya göm. Hurma kütüğü bile gelir mi deme Sami. Gelir.
Binlerce sahabe rivayet etti bu hadisi. Binlerce aynı şeyi gördü. Hurma kütüğünü aynı cenaze defneder gibi şeyin altına, Efendimizin hutbe okuduğu minberin altına defnetti Peygamber Efendimiz. Kazdılar, defnettiler. Ve dedi ki vallahi bu hurma kütüğü benimle beraber cennette. Siz olmak istemez misiniz? İsteriz. O zaman dedi ki beni hatırlayacaksınız sürekli. Beni seveceksiniz. Bana muhabbet besleyeceksiniz. Bir an benden gafil kalmayacaksınız. Bir an gafil kaldı bak, ayrı kalınca nasıl inledi. Bu kütük kadar aşkınız olsun hiç olmaz. Var mı? Kütük mü değerli, biz mi kütük? Yoksa biz mi kütüğüz? O mu kütük, biz mi kütüğüz? Onun mu kalbi var, bizim mi kalbimiz var? Kütük desen hakaret yerine sayarsın. Biz Efendimizin adını anlıyoruz da millet hatırına gelmiyor kimse. Kimse kıpırdamıyor yani. Bir hurma kütüğü, ağaç kütüğü, kuru kütük dile geldi. Sızım sızım sızladı. İnledi Efendimizin aşkından, ayrılığından. Dokunuyordun bana dedi. Dokunuyordun. İnanmamışlar buna. En son tadilat Sultan Abdülmecid Han zamanında yapılmıştır oranın tamiratı. Minber kaldırılmış. Kazı yapılırken kütük orada duruyor hala da. O kütük orada duruyor. En son o zaman kaldırılmış. Kütük orada duruyor. Sultan Abdülmecid Han. Sultan Abdülmecid Han bu yeşil kubbeyi falan tamir ettiren, yaptıran mübarek bizim padişahımız Efendimiz. Orada duruyor. Mis gibi kokuyor. Gül kokuyor. Efendimizin eli değdiği için. Eline koydu çünkü oraya. Aynı minberine tekrar örtüyorlar üstünü. Kalır mıydı kaç sene minberi? 1500 sene kütük kalır mı? Çürü gider. Allah ve Resulullah aşkı olan insana dert işlemez diyorum. İşte işlemiyor. Kurt yerdi onu. Toprak yerdi onu. Yemedi be. Çünkü Efendimizin aşkından divaneye dönmüştü. O aşırı gitme derler bizde. Kendini kaptırma. E işte kaptırdı o mübarek de kütük. Kütüklükten kurtuldu. Cennetlik oldu. Deseler ki bize yahu kıyamete kadar sana ömür ve devamlı bol efendim geçim, bol rızık, yani bol para, herkes üstüne atlar. Atlamayacak adam yok neredeyse. Ama o hurma kütüğü, sözde aklı yok. İstemem dedi, kıyamete kadar yemyeşil kal. Yeşilliğin devamlı kalsın ve meyve ver sürekli. Dört mevsim bitmesin. İtibar göresin. Hayır dedi, seninle beraber cennette olmayı istiyorum. Göm beni. Biz şimdi ne kadar zor geliyor dünyadan ayrılmak bize. Sevdiğimiz biri olduğu zaman ölürüm senin için diyoruz, kızları tavlamak için veya hanımı kandırmak için. Yalan diyorum ben de. Nerede? Değil mi? Klozetin kapağını kapatırız be. Hanımlar çok güzel klozetin kapağının açık kalmasına. Ölürsen klozetin kapağını kapat, ondan sonra ölmek sırası ondan sonra. O öldü. Efendimizin hatırına toprağın altına girdi, kendi rızasıyla girdi. Bütün her şeyinden vazgeçti. Biz neyimizden vazgeçtik? Vazgeçmeyiz. Firavun gibi hayat yaşamak isteriz biz. Firavun nasıl yaşadı Servet abi? Zengin, itibarlı, şaşalı. Fakir firavun yoktur. Hasta firavun yoktur. Hasta yok mu? Hı? Hasta 300 sene başı ağrımadı be. 300 sene. Firavunu. Tanıdık mı? Yok, o da firavun değildir. O da firavun değildir. Tutankamon'u diyorsun sen. Tutankamon'u öldürdüler zaten. Çocukken öldüler bu. O has, onu öldürdüler. 300 sene yaşadı. 300 sene yaşadı. Malum firavun 300 sene yaşadı. Başı ağrımadı. Bütün arkadaşları ölünce, akranları bu sağ ulan dedi galiba ben Rabbim be. Ölmüyor mu? Gerçekten.
Dedi ki ondan sonra ene rabbukumul ala demeye başladı. Ben sizin ulu Rabbinizim. Şimdi Firavun'un saltanatını cümlemiz istiyor. Firavun saltanatını istiyor. Ama ahirette de herkes cennet istiyor. Firavun saltanatını istiyorsan Harun Bey. Hocam ikisi bir arada olmaz mı? Ben şimdi diyorum hem himmet hem himmet olmaz mı? Ben sana ne dedim? Biraz önce seyri sülükten küçük bir bölüm anlattım. Anladım. Ben onu yapmasaydım bu gençler benden ne umacaktı? Siz burada ne yapacaktınız? Ne yapacaktınız? Ölmek kolaydır. Ölmeden önce ölmek zordur. Onun için her defasında ölmektir bu. İnsanın sevdiğinden vazgeçmesi. Ben onları vazgeçtiğim şeylerin hepsini seviyordum. Sevdiğim için sevdiğinden vazgeçmek, alışkanlıklarından vazgeçmek ölümden beterdir. Şimdi peki hocam güzel şeyler anlatıyorsunuz da para da olmazsa, bak o ondan sonra olmazsa, ondan sonra güzel şeyler gelmez. Gelir. Şimdi benim ekonomik durum olursa cami yapabilirim. Fakir fukaraya elimden tutabilirim. Gelir. Efendim gariban çocuklarımızı yetiştirebilirim, okutabilirim. Doğru mu? Gelir. Bu sözler benim sözüm değil. Bu geliyor şimdi bir taraftan. Nereye gidiyor bakacağım ben. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Nereye gidiyor bilmiyorum. Gidiyor bir yere. Bağlarlar ondan sonra bir yerde. Nokta burası derler. Bir yere kadar gider orada bir durur. Ondan sonra akar akar bir gölde durulur o. İşte ben nereye gidecek oraya bakıyorum. Ben bilsem diyeceğim ki böyle. Gidiyor şimdi akışına. Yokuş aşağı gidiyor şimdi. Zorlandığı yerde durur gibi olur zaten. Değil mi? Evet, düzde. Doğru söylüyorsun. Onu bekliyoruz. Cenab-ı Resulullah Efendimizin herkes atından bahseder, devesinden bahseder de bir de eşeği vardı. Hiç duydunuz mu? Duymadım hocam. Bak. Bak abi eşeği vardı. Deve var, eşek var. Eşeği vardı eşeği Efendimizin. Eşeği de dermiş ki Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah semersiz bin bana. Neden? Sıcaklığını hissetmek istiyorum. Arada semer beni rahatsız ediyor. Çünkü semer seninle benim arama engel. Semersiz bin. Ben şeref kazanırım. Mutlu oluyorum o zaman. Senin sıcaklığını hissettiğim zaman mutlu oluyor. Gönder İbrahim. Orada kutu da vardı neden? Dökersin dök. Bu da şeker var. Efendimiz binmediği zaman ona rahatsız olurmuş, eşek ağlarmış. İki gözü iki çeşme. Hatırı kazmasın diye binermiş üzerine. Şöyle bir gez, tamam dermiş ya. Efendimiz'i üstüne bindirirmiş. Yük çekmek. Şimdi ne? Ya hizmetin ucundan tutmak şimdi de hizmet. Efendimiz'in adını yüceltmek. Efendimiz'in şanını yüceltmek. İşte sizin gidiniz burada. Giriyor. Ama aşksız hiçbir işe yaramaz. Aşk olacak. Aşk. Efendimiz'e muhabbet, sonsuz iman olacak. Ondan sonra bu gelir. Ondan sonra hizmet gelir. İman zayıf olduktan sonra, aşkı olmadıktan sonra Efendimiz'e hepimiz severiz. Ama sevgi hiç olmazsa kütük kadar olsun. İnleyebiliyor muyuz? İnleyemiyoruz. Ağlıyor muyuz? Ağlayamıyoruz. Arzumuz ne? Biz haccı bile var ya en sona bırakırız hep. Öyle değil mi Adem? Her şeyi yapar en son artık elinde baston ting 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 haccı sıra gel. En sona bırakırız Efendimiz'e ziyareti. Oysa fırsat bulur bulmaz gel emir bu. Kaçıncı fırsat kaçırırız biz?
çocukları çıkaracaksın, bilmem neyi çıkaracaksın, emekli de olacaksın. O zaman nerede var? Fırsat bulunca gel diyor. Ne zaman imkan buldun? Hemen git. Gitmiyoruz. En sona bırakıyoruz. Adet budur. Çoluk şeyde 60'a gelince evlendirdiğin zaman ona muhtaçsa şayet onları geçindirmekte yükümlüysen. Bak. Çoluğun çocuğun rızkını Allah veriyor. Biz vermiyoruz. Tabii ki. Onun işte iman meselesi bak. Biz hep bir şeyi maddi olaylara bağlarız. Allah müsebbibul esbeb'tir. Nasıl? Sebepleri var eder. Bir anda bir sebep var eder. Senin sırtında yük olan, geçimi senin cebinden olan çocuğun, oğlun, kızın, damadın senden zengin hale gelir. Allah verebilir. Eğer dersen ki ben buna yardım etmem lazım, sana ömür boyu mahkum kılar o çocuğu. Öyle mi? Al der. Diyorlar ki bakıyorum ben. Çocukları bu anasına babasına mahkum kalıyor. Kalmasın. Allah efendim illa mirasla mı zengin edecek insanları? Yahu gökten altın yağdığı oldu mu? Oldu. Yerden altın çıktığı oldu mu? Oldu. Niye çıkmasın yahu? Ufacık bir iş yaparsın, zengin yapar Allah seni. Yapar yani. Allah yapar isterse. Bizim itikadımız böyle kuvvetli olması. Ben veriyorum rızkınızı diyor Cenab-ı Allah. Kimse vermiyor. Ben taksim ediyorum. Daha ne? Biz taksim etmiyoruz kimsenin rızkını. Biz şaşırdığımız nokta bu. Ya bir başkasından rızık bekliyoruz ya da bir başkasında rızık vermemiz lazım diye kendimizi borçlu hissediyoruz. Hayır. Savurgan tabi saçıp savurmayacaksın. İki elin birden açıp saçıp savurma diyor ayet. Ama böyle de yapma diyor. Bak ne güzel orta yolu bulmuş. Kimse kimsenin rızıkta kefili değil. Ben kefilim diyor Cenab-ı Allah. Allah kefilse ben niye kefil olacağım? Allah'la yarışıyoruz mu biz? Ayet var. Rızkınıza ben kefilim diyor Allah. Allah kefilse biz bu başkasının rızkına kefil olabilir miyiz? Kendi rızkımıza kefil olamıyoruz biz. İşte tarikat-ı aliye, Nakşibendi tarikatı bu yüksek iman hakikatlerini bizim kalbimize böyle nakşetmek zorunda. İşi bu. Bunları nakşetmeliyiz böyle. Bastırmalıyız ki sonuna kadar şüpheye, efendim endişeye mahal kalmamalı. Sorduğumuz zaman veya kendi kendimize tamam, şüphesiz iman sahibiyiz. Rızkımızdan endişen var. Gitti iman. Gitti. Sakata girdi. Neden? Rızkından korkma, ben veriyorum. Ben kefilim diyor. E Allah kefil be. Ya bu senede birisine kefil ettik ama eski zengin. Her neyse en zengin birisine kefil etsen senede ve o senetten de sen şüphe duysan, kefil olan kimse ne der sana? Yuh be. Bu mu yani der. Şimdi biz hem Allah kefilim diyor hem de diyoruz ki ya olmazsa, ya vermezse, ya aç kalırsak, endişelerin içinde böyle köpürüyoruz. İşte bunu aşabilirsek biz mümin kimseyiz. Biz hakikaten bir dervişiz. Öbür türlü devrilmişiz. Onun işte çekici geliyor onun için. Hadi bakalım şeyhler yardıma geliyor. Mürşitler çekici onu kurtarmaya geliyor. Rızıktan şüphe yok da borç da aynı kategoriye giriyor. Aynı kategoriye giriyor. Tamam. Aynı kategori hiç korkma. Aynı kategori. Allah ödettirir. Aşağımız kaynatmış da 9 gün şey. Taş kaynattı. Taş kaynatmış. Efendim, Peygamber Efendimiz bak taş kaynattı. Kaç gün. Madem çok seviyorduysa peygamberine niye aş bıraktı? İmtihan olacak be. Her gün sana kapına iki altın koysa imtihanın değeri kalmaz. Bazen koymayacak ki işte bu şüphe olacak kalbinde. Şüphe gelmezse tamam diyeceksin. Cenab-ı Allah diyecek ki imanı tamam onun. Geçin bu tarafa. Yoklayacak. Yoklayacak. Dersi 30 kişi dinliyor. Sınava giriyorsun 10 kişi başarılı oluyor. Sınav neye yaptın diye öğretmene kızan var mı? Yok. Kızıyor musun öğretmene? Yapacak tabii diyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mehmet, sıhhatler olsun. Sağ ol. Senin derber iyiymiş.
Sen tam kesmiş seninki. Seninki dünden iyi. Sıra. Bizim mi iyi hocam? Boş ver, böyle daha iyi ben. Merhaba. Evet, sen aynı evimizin her zaman. Eyvallah. Burası bizim yerimiz. Nasıl sen hocanın yanında otur istersen Koray'ın yere. Koray devrem birazdan. Koray biraz işi var, gelebilirsem geleceğim dedi. Çok sabah o oturuyor. Hocam Ethem, Ethem'in ver var da iyi değil mi hocam? Ethem'in parayı eksik vermiş, o tarafı bırakmış. Değil mi? Bu endişe meselesini atmamız lazım kalbimizden. Eğer endişe meselesini attın mı, bir müddet sonra hakikaten yollar açılır. Bize kefil olan Allah'a güvenelim. Allah bize kefil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz ya. En güzel sözlerden tılsımı bu sözdür. Bunu hiç oraya buraya gidip bir şey yazdırmayın. Bunu yazın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gitti. Allah ne güzel vekildir. En güzel vekildir. Vekili Allah olanın sırtı yere gelmez be. Söyle kullarına, kullarıma mümin, müminlerin kefili, vekili benim diyor Cenab-ı Allah. Evet. Biz mümin değil miyiz? Ha, işte orada sıkıntı oluyor. Endişe oluyor. Şüphele kapılıyoruz. Allah'ın varlığından şüpheye değil. Allah'ın sıfatından şüpheye. Allah sadıktır. Sözünde sadıktır. Güvenmiyor muyuz Allah'a? Kaç yerde ayet var işte. Herkese malum bu ayetler. Bilir de yani kendi adımızı bildiğimiz gibi bu söylediğim sözü siz bilirsiniz. Allah'ın rızka, efendim bizim itibarımıza kefil ve vekil olduğuna dair. Selamun aleyküm. Öyle mi? Ha, ben maalesef telefon tam şey değil. Bu hafta inşallah yeni bir telefon alacağım da ona göre iyi olacak. Bu telefon biraz arızalı. Evet, kesildi gel. 20 saniye bunu çok sağ olsun. Hocam şarjı bitmek üzere. Şarjı var. Yok yok bunun. iPhone mı alayım? Elmayı. Elma. Hocam. Kamera şu. Anlattı mı sana sohbeti? Anlattı. Şey var dedi. Paşa hızlı geliyor. Hocam. Durdu. Paşa'da iPhone yok dedi. Vallahi hocam. Paşa'da iPhone var. Hocam. Dönün bakayım. Sat onu sat. Sat para ne yap? Lazımsa kullan. Haram demiyorum ama ne kullandığınızı bilin. Efendim kullanın. Şimdi hocam. Kıyamet yaklaştı. Adam 18 dakika vardı. Güvensizlik hele hele şu günlerde Allah'ın günahlarımızı bağışlasın. Yani. Zayıfladı biraz iman. Şimdi ettiğimiz dualar da zayıfladı diyorum ben. Kendi kendime. Evet. Sabah namaza kalkıyorsun. Namazdan sonra bekliyorsun. Ya Resulallah. Kuşların nasiplerini, rızıklarını veriyorsun, ne olsun, bana da diyorsun. Bir bakıyorsun ki kuşlar hakikaten uçuşmalara başlıyorlar. Bir çığırışla çıkıyorlar. Daha sonra bekliyorsun, hakikaten de genel yok. Başlıyorsun, telaş, panik, o bir ödenen var, o bir sıkıntıların var, evet. Seni bekleyenler var. Ama olmadığı zaman da düş kırıklığına gidiyorsun. Ya diyorsun ki yani, velhamdallah, alhamdallah. Bunun zamanı, zuhuru var diyorsun. Ama ben şuna inanmaya başladım, kendi kendime. Kıyamet günü yaklaştıkça herhalde biraz daha dualarımız zayıflayacak gibi geliyor. Zayıflar ama evet dediğin doğrudur bu iş. Doğru bir tespitte bulunmuşsunuz. Biz duada ne istediğimizi bilmediğimizden oluyor bu işte. Dua şimdi, zamanı... De, hocam şimdi şöyle, herkes edebiyat... uğraşmaz. Edebiyat meselesi değil. Hayır. Bu iş. Herkes düşüncelerini, kalbini falan şey yapamaz yani. Art meselesi değil mi? Aktarma meselesi. Şimdi mesela Harun ne ihtiyacı var? Atıyor paraya ihtiyacı var. O da ne isteyecek hayatta? İstemesine. İsteme, isteme. Allah'tan para isteme. Hayır, değil. Ya rızık isteyecek. Nasip İstemesin. İsteyecek. Çünkü bunlar işte bir yanlış duamız bizim bu.
Dünyalık şeyler istiyoruz. Bunlar bizim yanlış duamız. Çünkü bir insanı yaratmadan evvel 70 bin sene önce rızkını yaratır ve rızkına emrederim, git onu bul derim. 70 bin sene evvel. Nasıl? O rızık onu arar, o rızkını arar, rızık deli olur onun peşinde koşmaktan diyor. Rızık senin peşine gelecek. Sen rızkın peşine gitmeyeceksin. Ekmek davasında olmayacaksın. Yaratılış gayemiz var bizim. Rızık peşinde koşma gayesiyle dünyaya gelmedik biz. Bu insan, bu mükemmel insan, en güzel yaratılmış insan, hak katında en değerli varlık olan bu insanı yegane bir şey için yarattı Allah. Bana ibadet etsinler diye. Evet. Biz vakit bulursak, nefsimizi ikna edersek ibadeti öyle yapıyoruz. O da ibadet yaparken çoğunda da yine rızık düşünüyoruz. Dünya düşünüyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki ya unutun bu dünyayı. Ben size öyle bir şerefli yarattım ki en kıymetlinin kıymetlisi, yegane varlık olan ben. Beni isteyin. Harun Reşit Hazretleri, yani burası belki tam anlaşılmadı. Harun Reşit Hazretleri'nin bir cariyesi varmış. Ona çok itibar edermiş. Diğer cariyeler de ona hep haset edermiş. Ne var bunda be? Çekinin teki, beceriksizliğin teki. Ne var ya? Kafesledi. Herhalde bunu üfürdü müfürdü bir şeyler yaptı diyormuştur. Bunun farkına varınca Harun Reşit Hazretleri bütün cariyelerini toplamış. Doğru hazine dairesine. Ağzına kadar mücevher, altın, her şey dolu. Kürekleri vermiş ellerine. Hazine dairesine girmiş. Demiş ki cariyelerine tamamına. Bugün demiş hazinemi size açtım. İstediğiniz sizindir. Alın götürün. İsteğiniz ise kürekle götürün. Sizin demiş. Ne isterseniz götürün. Herkes doldurabildiği kadar en kıymetli şey mücevherleri böyle yumruk gibi elmasları götürüyor. Bu cariyecik de doğru gitmiş Harun Reşit Hazretlerine sarılmış. Ne yapıyorsun yahu demiş. Bak orada hazine. Bir daha bu fırsat ele geçmez. Siz dediniz ki buradaki istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Size aittir. Siz de bu hazinedesiniz şu anda, buradasınız. Ben size talibim demiş. Ben size talibim. Neden? Yahu demiş, bu hazinenin sahibi siz değil misiniz? Siz benim olursanız bu hazine dünden benim olur. İşte insanlar, bizler eğer Allah'a talip olsak gerçekten yalnız, dilimizin ucuyla değil, yeryüzünün bütün hazinesi bizim emrimize girer. Çünkü hepsi Allah'ın hazinenin. Yerlerin ve göklerin hazinesi Allah'a ait. Rızık vericilerin en hayırlısı ve yeganesi Allah'tır. Bak bunlardan hiç şüphemiz yok. Kesin doğrular. Niye Allah'a sarılmıyoruz? Allah'a sarılırken ne olur? Ya orada bir şey olur mu? Eksik işte, işte. Hep içimizde bu düşünceler var. Var. Olmasın ama. Aynı Harun Reşit'in o akıllı cariyesi gibi biz Harun Reşit'e, ya Harun Reşit Abbasi halifesidir malum, ona talip olalım. Yani Allah'a talip olalım, hazine bizim elimizde. Bundan şüphem yok. %100 garanti ederim de size. Herkese de bunu söylerim. Öyle yap, böyle yap. Hayır. Bir tek doğru yol var. Bu yol doğru. Onun için efendim paramız olursa şu olur. Allah senin olursa her şey olur. Efendimizin mescidinde halı yoktu be. Üstü açıktı. Bir şey yoktu. Dünyanın en kıymetli insanıydı. Ama o zamanın kiliseleri altındandı.
aynı devirde yapılmış Ayasofya'nın kubbesi duvarları gördüğümüz altındandır. Efendimiz hak din üzerine gelmesine rağmen yerde halı bile yoktu, topraktı. Bizim şimdiki camilerimizin deptebesine bakınız. Yurtlarımızın, kurslarımızın deptebesine bakınız. Bir ona bakınız, bir de buna bakınız. Biz neredeyiz? O Efendimiz iman sahibiydi Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Allah şefaatine nail etsin. Kusura bakma, benimki spontane gelişiyor böyle. Kalplerinizde soracağınız sorulara küt cevap geliyor böyle. Sormadan gelir cevap, merak etmeyin. Birdenbire başına gelen bir otomatik he? Başına gelen bir başına gelen bir başta kalır. 10 dakika. Akşam olduğunda mutfağa baktırırmış. Ne var? Fazladan gece. Şarjsız alıyor. 10 dakika sonra 10 dakika kalır. Hemen dağıtın dermiş. Yahu gece insanın bir kayıntı yapmak ister mi? Değil mi? Söyledim. Sabah kalktığında iki yumurta görelim mi orada sofrada? Kırarız yeriz. Yok. Sabah ayrı dermiş. Ya Efendimiz 9 tane hanımı bir arada bulundurdu. 9 hanımı besledi bu şekilde. Biz bir hanımı besleyemeyiz. Dolaplarımız maşallah karnının dola gibi dolu. Bizimkiler de Ankara'da. Dolu ağzına kadar değil mi? Bizimkiler de Ankara'da. He. Dağıtılırmış. Bir tane bırakmazmış, sabaha kalsın, yiyecek, içecek, hiçbir şey. Dağıtın konuşulara, bizde kalmaz. Efendimiz bize örnekti, misaldi. Siz de dedi ki, yarın endişesi taşımayın. Yarın ola, hayır ola. Yarın endişesi taşırsanız, imanınıza bir buçuk girmiş olur. Yarın mutlaka hayırdır bizim için. Yarın mutlaka gelecek, hayırla gelecek Allah'ın izniyle. Daha kötü de olursa daha da kötü olamaz. İstersen kötü olur. Kötü sana kötü gibidir belki. O işi elinize geçirseydiniz sizin belki daha kötü olacaktı. İyiydi sizin o işiniz. Olmama, boş gelmeniz iyiydi. Boş gelmeniz gerçekten iyiydi. Ama şeytan ve nefis öyle bir senaryo diziyor ki pes pembe. O pembenin içine bir tane beyazlık attın mı rengi bozdun diyor. Rengini bozdun, olmadı pembe hayallerimiz. Ama böyle yani. Sonu kırmızı bitebilirdi, simsiyah bitebilirdi. Allah korusun, Allah'ın takdir ettiği kaderden daha güzeli yok. Biz hayrihi ve şerrihi diye inanıyoruz değil mi? Kadere iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman. Hayır ve şer Allah'tan geliyorsa ve Allah'a da inanıyorsan, Allah'tan gelen hayrı da şerri de bir bil ve de ki eyvallah, madem ki benim sevdiğim, beni yoktan var eden yegane varlık Halik-i Zülcelal böyle takdir buyurdu, eyvallah de. Eyvallah, bunu istiyor senden Cenab-ı Allah. Evlatlarınız vardır. Belki daha miras kavgası olmamıştır da. Bölüşürken yahu baba tamam bana kötü yer gelsin. Önemli değil. Sen onu uygun gördüysen bunu bana eyvallah dese o babanın öyle hoşuna gider ki ya ne iyi çocuk der. Öbürküsü onu isterim, bunu isterim, orayı isterim derken bir tanesi der ki tamam böyle. Babaya saygıdır o. Biz ise Allah'a ya Rabbi madem bu benim nefsime hoş gelmedi ama demek ki hayır var bunda, sen takdir ettiysen. Başım ayağınıza bir taş değse onu Allah'tan bilin diyor Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Taşın değmesi Allah'tansa, yapraktan, ağaçtan bir yaprak düşmesi Allah'tansa, ki öyledir. İzinsiz düşer mi? Düşmez. Biz niye başımıza bir iş geldiği zaman efendim onu sorgulamaya başlıyoruz. Sorgulamayı. Sebebine bile araştırmaya lüzum etmez. Estağfurullah de. Bilmeyiz ya Rabbi. Belki senin imtihanındır. Belki benim kusurumdur. Yaptığın ibadete estağfurullah. İşlediğim günaha da estağfurullah. Ettiğim hataya da estağfurullah dediğin zaman o
gökyüzünde melekler der ki ya şu kula bak ne güzel. Her şeyine estağfurullah diyor. Ben yaptım demiyor. Sen bilirsin ya Rabbi. İbadetlere de estağfurullah çekiyor. İbadete estağfurullah denir mi? Namazdan sonra selam verirsin estağfurullah denmez mi? Bu ne? Nedir bu? İşte ibadete estağfurullah'tır. Farz namaz. Farzların en büyüğü, en kuvvetlisi namazdır. Namazın farzıdır. Namazın farzını kılınca selamdan sonra estağfurullah denir. Neden? Ya Rabbi ibadet ettik ama bizim ibadetimiz bile sana layık değildir. Ola ki kibir gurur yaparız, riya yaparız, gösteriş. Sana layık bir hediye getiremedik. Birine bir hediye verdiğinde bile dersin ki kusura bakma diye vermez misin? Daha iyisini yapmak isterdim, kusura bakma dersin. Sana layık değil ama. Layık değil ama dersin bak hediye verirken. Biz Allah'a hediye verir gibi ibadet edelim. Hediye değil aslında, mecburuz. Ama ibadet ettiğimiz zaman ne yaparız? Başlarken de estağfurullah. Beş vakit namazına kılarım. Abdestimle... Adam böyle konuşuyor. Haccıma da gitmişim. Kur'an'ımı okurum. Ne yapıyorsun? Başını mı kakıyorsun Allah'ın sen bunu? Benimkine değil. Allah'ın başına mı kakıyorsun? Mecbursun ki. Borcunu ödedin ya, mecbursun. İkincisi gerçekten ödediğin bu da malum değil. Onun için tevazu gösterip estağfurullah ya Rabbi. Madem ki Allah'ı seviyorsun, Allah'ın her halini sev. Sevdiğin bir insan, çok sevdiğin bir insan senin evine bir hediye gönderse, hediyeyi sevmesen bile hoşuna ne dersin? Mutlu olursun. Hatırlamış da beni göndermiş dersin. Bize şer gibi gelen hadiseler de Allah'tan bir hediye. Allah gönderdi onu. Çünkü iman esası hayrihi ve şerrihi yahu. Hayır da şer de Allah'tan. Hayır gönderirse de Allah gönderdi. Şer gönderirse de Allah gönderdi. Hayrı kabul, şerri dağlara taşlara mı diyeceğiz? Ya Rabbi sen bilirsin, dayanamamı biliriz. Sen hayra tebdil et. Gözün başım üstüne. En azından böyle tevazu gösterelim. Nereden geldi başıma bu diye dediğin zaman olmaz. Ya Rabbi sen bilirsin. Sen gönderdin. Senin misafirin. Gözün başım üstüne. Buyurun. Ama hayra tebdil et ya Rabbi. Şer gibi görünen şeylerde de değil mi? Hayır olabilir. Evet. Bir dakika tabii şey. Takalım şu an. Mevla